Efendim merhaba. Biz hazırlanırken bile burada İlyas Hoca ile çoktan programa başladık bile efendim. Peki bir Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın konuşması var. Adalet Bakanı'nın konuşmaları var. Onlar üzerine düşüncelerimi sizlerle ve İlyas Hoca ile paylaşacağım. Çünkü en önemli... Peki efendim, Malatya'daki çökmeyle ilgili vali konuşuyormuş. Onu bir izleyelim. Ondan sonra programa döneceğiz. Evet. Enkaz altında verilen sayılara göre çok fazla kişi olmadığını tahmin ediyoruz şu anda. Ama titizlikle bu çalışmalar devam ediyor. Buradaki vatandaşlarımızdan ricamız lütfen olay yerinden uzak dursunlar. Çünkü AFAD ekiplerimiz, belediye itfaiye ekiplerimiz yapmış olduğu çalışmalarda sessizliğe ihtiyaç duyuyorlar. Bu dinlemeler için enkaz tam olarak kaldırıldıktan sonra belki tam olarak manzarayı görebileceğiz. Ama sevindirici olan şu ki şu ana kadar kaybetmiş olduğumuz vatandaşımız yok. Tüm Malatya'mıza geçmiş olsun diyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. İnşallah bu enkazdan hayatını kaybeden bulunmadan enkazı kaldırmış oluruz diye ifade etmek istiyorum. Gece vakti yeterli aydınlatmamız var. Ekiplerimiz yeterli. Yine Elazığ, Diyarbakır gibi illerimizden de Tunceli illerimizden de takviye AFAD ekibi talep ettik. Onlar da bir kısmı ulaştı, bir kısmı da ulaşacak. Sabaha kadar nöbetleşe çalışmalarına devam edecekler bu arkadaşlarımız. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden saklasın. Sayın Vali, çeşitli iddialar var. Depremde hasar gören binalar arasında olduğu söyleniyor. Evet. Bir de kolunu kesilen bina olduğu da dile getiriliyor. Bu iddialar sizin kulağınıza geldi. Bu bina ile ilgili bilgiler Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzden aldık. 24 Ocak 2020 depreminden sonra yapılan tespitlere göre bina hasarsız olarak geçiyor. Ve bu şekilde hasar tespiti kesinleşmiş. Dolayısıyla depremden dolayı bir hasar oluşmadığı anlaşılıyor binada. Yalnız binada tadilat çalışması yürütüldüğü alt kattaki dükkanlarda yine bilgi sahibi vatandaşlarımız tarafından ifade ediliyor. Bu tadilat çalışmasından dolayı bir deformasyon oluşup oluşmadığı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasına devam ediyor. Bu araştırmalar yapıldıktan sonra kesin bir neticeye varılabilir. Yani şu anda görünen manzara binanın içerisindeki belki bir çalışmadan dolayı binanın zayıflamış olduğu ve çökmenin bu sebeple meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. Depremden dolayı oluşan bir ağır hasardan dolayı değil. Teşekkür ederim Sayın Valim. Evet. Peki efendim, yeniden stüdyodayız. Yine kolon kesmişlerdir. Bu kadar büyük bir cehalet, cahillik olabilir evet mi? Yani İlyas insan... Hoca da demin onu konuşuyorduk. İnsanlar kendi aklı, kendine kabuk... yaptığı zulmü kimse yapmaz evet. Yani. Kendinizin işte mezarını kazıyorsunuz. Aşağıda alt katlar biliyorsunuz dükkan olarak hani geniş yapı alan veriliyor. Olunca biraz daha fazla para ediyordur muhtemelen. Tabii. Yani kolon kesiyorlar ya, hangi aklı bu, nasıl yani bir onu cehalet? Kullanmak için yani lütfen bu ya nasıl insanlar cehalet? Değil bu nasıl mi? Cehalet değil mi? Kendi bu kendinizin neyse yani. Şimdi efendim öncelikle bu Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşmasıyla ilgili düşüncelerimi ifade edeyim, çünkü benim hoşuma giden bir konuşma oldu. Son zamanlarda zaten Anayasa Mahkemesi Başkanı zaten görevi bu, hukukla ilgili, uygulamalarla ilgili doğru yolu gösterecek. Çünkü sonuçta onların önüne geliyor mahkeme kararları. Özellikle de işte biliyorsunuz artık kişisel başvuru hakkımız da var. O nedenle önlerindeki dosyalarda yığılışım. Çok doğru bir şey söylüyor. Birincisi şu, kimse yargıya talimat veremez. Evet, bizim derdimiz ne, biz ne diyoruz? Hukuk devleti değiliz. Adalet mekanizmalarına güvenimiz, inancımız kalmadı. Demokratikleşemiyoruz bir türlü. En önemlisi de yasama, yürütme, yargı üzerindeki baskı. Peki bakın, çok doğru bir şey söylüyor. Diyor ki hepimize diyor düşen görev, hüküm verirken diyor cübbelerin mehabetine, vakarına uygun şekilde davranmaktır. Aynı şekilde yasama, yürütme mensuplarının da yargıyı etkilemeye ve itibarsızlaşmaya yönelik söz, tutum ve davranışlardan uzak durması
gerekir. Yani yargıçların kendilerini de söylüyor. Diyor ki siyaset yapmayın. Cübbeyle siyaset olmaz, ancak cübbesiz yargılama da olmaz. Bu gerçekte unutulmasın. En önemli mesele bu masumiyet karine masumiyet karinesi meselesi. Masumiyet karinesiyle yargı bağımsızlığı arasında çok yakın bir ilişki var. Ve başka şeyler de söylüyor. En önemlisi bu masumiyet karinesi meselesi. Şimdi yani onu şu, açalım da yani. Şimdi söyleyeceğim. Yani şu söylüyor çok açık. Diyor ki suçluluğu mahkeme kararıyla kesinleşmeden bir kişinin suçlu kabul edilmesine yönelik tutum davranışlar mahkemelerin bağımsızlığı ilkesini zedeliyor. Dolayısıyla masumiyet karinesine yönelik müdahale yargı bağımsızlığını da zedelemektedir. Yani diyor ki kardeşim yargının sonucunu bekleyin. Televizyonlara diyor çıkıp herhangi bir kişi hakkında ya da bir olay hakkında diyor çıkıp öyle malumat furuşluk yapmayın diyor. Bırakın. Yargı kendi mecrasında yürüsün. Şimdi bir iki olayı paylaşmak istiyorum izleyicilerle, tarihsel olayı. Çünkü sonuçta tarihçi olarak İlyas Hoca karşımda oturduğu için doğal olarak aynı lisanı konuşuyoruz, konuşacağız. Şimdi Sultan Abdülaziz tahttan indirildi, halledildi. Biliyorsun hani bizim Osmanlı tarihindeki ilk darbe değil ama işte Sultan II. Abdülhamit'ten önceki son darbe. O da darbeyle indirildi. Ama o tabii meclis darbesiyle indirildi Sultan II. Abdülhamit. Sonra bileklerini keserek intihar etti. Ardından Yıldız Mahkemeleri kuruldu. Yıldız Mahkemeleri bizim tarihimizin ilk düzmece mahkeme modelidir. Şimdi oradaki tutanakları okuduğunda tanıklardan birisi aynen şunu söylüyor. Ben diyor Üsküdar'daydım diyor. Oradan baktım diyor Feriye Sarayı'na Sultan Abdülaziz'i diyor boğdular. Boğduklarını gördüm. Üsküdar'dan. Üsküdar'dan orayı görmüş. Şimdi bak tutanak biliyorsun Yıldız Tutanakları yayınlandı. Orada ne rezaletler var. Çünkü yalancı bir sürü tanık. Sonuç olarak Mithat Paşa işte boğduruldu. Başkaları da sürgüne falan gönderildi o mahkemelerle. Peki. Ne entelektüel adamdır Mithat. Mithat Paşa müthiş bir adam. Eğitim. Müthiş tarihimizin müthiş simalarından birisi müthiş. Ama sonuçta biliyorsun boğduruldu. Arap illerinde boğduruldu adam. Peki efendim şimdi iki. Bu mahkeme modelleri sonlandırıldı mı? Hayır. Yıl 1926. Atatürk'e ünlü İzmir suikast girişimi. Ne oldu? O biliyorsun kişinin kendisi geldi, artık uzun anlatmayalım onu. Belki bir başka bir programlarda bunları çok uzun anlatırız. Geldi korkudan, olayın içindekilerden birisi hatırlıyorsun. Kendisi ihbarda bulundu, böyle böyle yapacağız falan diye. Sonra Atatürk Balıkesir'de ona telgrafla söylendi. O dedi işte müdahale edin, derdest edin. Neyse yapıldı edildi. Orada bir mahkeme kuruldu. Ünlü paşalar davasıdır biliyorsun mahkeme. Şimdi model neye benziyor? Model aslında Yıldız Mahkemeleri modeline benziyor. Geleneksel. Geleneksel bak aynı sürdürüyoruz. Ha şu anlaşılabilir. Burada bir büyük devrim yapılıyor. Devrim karşı unsurları, kendi içinden gelenleri de yer. Hep ne deriz? İhtilaller, devrimler kanla yazılır. Kimler? Kendi çocuklarını yer. Evet, Fransız ihtilalinin ünlü cümlesi. Peki kimler ilk gözaltına alınıp sonra tutuklanma yoluna gidildi? Kazım Karabekir, Ali Fuat Çebesoy. Düşün şimdi. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın çevresi, yakın arkadaşları. İstiklal Mahkemesi'nde Kazım Karabekir ellerinde tabancalarla genç subaylar duruşma salonunda. Üç Aliler baktılar ki olacak iş değil. Şimdi Kazım Karabekir, hangi akla hizmet siz bunu bu suikast girişimiyle ilişkilendiriyorsunuz? Ya adamın orada ne ilgisi var? Rauf Orbay Ankara'daki ilk suikast girişimini bu adam engelledi. Rauf Orbay'ın Atatürk'e suikast girişiminde yer alabileceği düşünülebilir mi? Biliyorsun yurt dışında olduğu için gıyabında zaten 10 yılın üzerine mahkum edildi. Sonuçta Kazım Karabekir'ler, Ali Fuat Cebesoylar falan. Neyse bırakıldı ayrı bir şey. Ama neye çok üzülürüm biliyor musun? Cavit Bey'le Doktor Nazım'ın idamına. Biliyorsun onlar Ankara İstiklal Mahkemesi'ne götürüldüler. Yahu ben o tutanakları çünkü çok iyi baktım. Üzerine makaleler yazdığım için. İkisinin sen de özel ilgilendiğin alan. Çok özel ilgilendim bu davayla ben. Çok özel Türkiye, ilgilendim. Bizim ülkemizde bu alanla ilgili çok da dedikodu ve üzerine çok...
yalan yanlış şeyler maalesef. Hikayeler uydurulan maalesef. Oraya iyi bakacaksınız. İzmir evet. Kardeşim orada ne var? Orada ne yani? Kim var kim? Yaşa. Vardı. Yani evet Atatürk öyle de bir karar veriyor, yargılanmaları bilmem neler konu. Bir bakacaksınız ama ne oluyor orada? Evet. Bütün muhalifler biliyorsun artık sistemin dışına çıkarıldı. Toplu iğnenin başı değil. Aslında ikisinin de toplu iğnenin ucu kadar burada. Biliyor musun bu suikast girmede dahli yok. Evet Cavit Bey'in burada İstanbul'daki evinde toplanılıyor ama adam terk ediyor ya orasını. Kovuyor falan neyse. Peki bu bitti mi? Hayır. Yassa da mahkemeleri. Evet. Demokrat Parti'nin. Asıl facia orada. Asıl düzmece mesele orada. Yani doğru ya, işte diyor ya masumiyet karinesi meselesi. Kardeşim bu o kadar doğru bir şey ki. Şimdi yassa da mahkemelerine niye çok özel bilgim oldu? Çünkü Süleyman Demirel ışıklar içinde üstün Cumhur Reisi Mim Kemal Öke'yle bana dedi ki Demokrat Parti dış politika kitabını yazın. Daha önce de ifade etmiştim. O nedenle mahkeme tutanaklarını ne gönderdi bana. Biz de bana. Tabii her 60 anayasası bu 60 61 anayasası. 61 anayasası şeyinde seneyi devriyesinde veya İhtilal seneyi devriyesinde tekrar tekrar okuyoruz. Ya çok yaşa. Şimdi bitti mi? Hatırlasana bebek davası, köpek davası bilmem ne. Yani evet. Yok cımbız alı 15 kuruşluk cımbız niye devletin kasasına? Adnan Menderes evet. Gibi zaten bu adam dönemin tutanakları okuduğunuz zaman hatıratları okuduğunuz zaman dönemin dolar milyoneri bırakın başka şey için suçlayacaksınız. İtibarsız kılıyorsunuz. O gün işte düşükler diyorsunuz. Aynı şey bak. Peki bitti mi? Hayır ya. Ergenekon gazetelerde davası. Gazetelerde çıkan makalleri, baş makalleri. Tabii rezillikler. Yani aynısı. Şimdi aynısı bak şimdi. Bitti mi? Hayır. Ergenekon davası. Ya ben yargılandım kardeşim. Evet. İşte sen soruşturma geçirdin. Ya ben yargılandım ve oradan 8 yıl 9 ay hapis kararı aldım bu rezil davada. Aynı. Aynı hikaye. Bak savunma yaparken ne dedim biliyor musun Ergenekon'dan? Yahu dedim bu yıldız mahkemeleri, bu paşalar davası. Aynı paşalar. Aynı dedim bakın aynı model, aynı örnek yapmayın etmeyin. Bu rezillik bu. Gelenek gibi. Maalesef. Şimdi bu bitti mi bitmedi. Demek hukukla ilgili bunlar hep hukuk. Büyük yani. Problemimiz var bak şimdi bu çok büyük problemimiz. Sonra ve günümüzde de işte bir takım davalar. Ya madem FETÖ'cülerin yaptıkları bu o rezil dava senaryolarından hiç mi ders almadık? Bırakın işte son günlerde yine dünya kadar tartışma var işte Kavala davası işte Selahattin Demirtaş davası ve başkaları. Bunun ikisi simge seçildi zaten. Kardeşim başka bir sürü yürüyen dava orada var. Suçsuz günahsız genç subaylar içeride işte bu FETÖ'nün ihbarlarıyla bilmem ne hapisler kararlar alındı falan. Onun için masumiyet karinesi meselesi son derece önemli. Yani davalar televizyon ekranlarında konuşulmamalı. Tartışılmamalı, konuşulmamalı. Kardeşim hassas olmalıyız bunu. Konuşulmamalı. Ha. Ne konuşulmalı? Meselenin önü arkası davayı konuşmayacaksınız. Şimdi bu bir. İki, Adalet Bakanı'nın konuşması. Düzen evet. Bakın şimdi. Aynı kongrede konuşuyor ikisi de çünkü. Abdülhamit Gül. Epey bir zamandır son dönemlerde demeçlerini takip ediyorum. Bir hukukçu ve Adalet Bakanı neyi söylemesi gerekiyorsa onu söylüyor. Kim evet. Dinliyor kim dinlemiyor evet. Onu anlamam ben. Aynı bakanlar kurulundalar ama niye dinlemiyor? Hakkını veriyorum. Hayır evet. Hayır. Hiç. Yani ben şimdi muhalifim diye. Tabii canım, şey doğru yaptığına yani, doğru diyeceğiz yanlış yaptığına. Nasıl biz vazifemiz kardeşim, zaten kardeşim, bu yani. Kardeşim nasıl söylerim? Benim bir kere vicdanım var. Ben bir akademisyen ben bir öğretmenim kardeşim. Evet doğru. Şimdi bakın ne diyor? Hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır diyor hukuk yanlış. Devleti. Şimdi bak çok doğru bir cümle söylüyor. Bunu niye söyledi? Çünkü İçişleri Bakanı dedi ki muhtarlara siz dedi bu terk edilmiş binaları dedi yıkın çökertin bir gece hukuk arkadan gelsin. Ya böyle bir rezillik olur mu? Evet. Bir İçişleri Bakanı nasıl bunu söyler? İçişleri Bakanı insanları nasıl hukuksuz davranmaya, yasaya aykırı davranmaya davet eder? İçişleri Bakanı bunu yapın derse sokaktaki siz anarşinin önünü alabilir misiniz? Arkadaş o zaman herkes kendi hukukunu uygular. Bu hukuk mafyoz hukuktur. O mafyoz ahlak anlayışını meydana getirir. Siz mafya mısınız? Onun için çok doğru. Çok biz doğru her bu zaman müdahalesi. Programlarında ikimizin sohbetlerinde 2016'dan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli görevi ne demiştik? Yani 2021 seçim, 2023 seçim çok hassas uygulamak lazım. Dedikodularla ve değil mi? Aynen öyle dedikodularla kardeşim. Ve insanların birbirini çekememezliğiyle yapılan
bu şeye şeylerimiz, hakimlerimiz filan. Elbette biz biliyoruz ki çok büyük yükleri var adaletimizin üzerine. Bu FETÖ kalkışması ve ihaneti yüzünden çok büyük bir yük bindi. Bizim adalet sistemimize de aslında o kadar büyük yük bindi ki onları da anlamak ama lazım. Ama savcılar mahkemeye göndermeyebilir o dosyaları. Kardeşim takipsizlik kararı verebilir. Bak kendi yaşadığımı anlatayım sana ben. Şimdi şöyle, bak, ben siz anlatın da örnek, şey yapmayın. Örneklemenin üzerine konuşmanı rica ediyorum. Bak şimdi Sivas'tan yüksek lisans öğrencisiymiş. İsmi var hepsi. Bak şimdi. Benimle ilgili savcılığa gidiyor, suç duyurusunda bulunuyor. Niye biliyor musun? Cumhurreisine hakaret, işte oğluna böyle. Peki nerede yapmışım bu hakareti? Ha, bir de ben FETÖ'cüleri övmüşüm. Asıl problem orada zaten. 15 Temmuz'u falan ben işte onu aleyhinde konuşmuyorum. Ben yapmışım. Ve nerede yapmışım biliyor musun? Diyor ki şu gün şu tarih Halk TV işte bir problem nerede biliyor musun? O tarihte, o programın yapıldığı, iddia ettiği tarihte öyle bir program Halk TV'de yok. O programı yapan arkadaşımız zaten ta Ağustos ayında Halk TV'den istifa etmiş. İddia ettiği program Aralık'ta yapılmış. Ben kendim Halk TV'de yokum zaten. Canlı yayında bir nedenden dolayı Halk TV protesto edip zaten yayını terk etmişim. Ben Halk TV'de kendim yokum. Bırak onu iddia ettiği, o kız yok program. Ve ben o nedenden dolayı kardeşim gittim sorgu verdim. Sorgu. Ya böyle bir rezillik olur mu? Şimdi buradan sesleniyorum. Zat halinize de sesleniyorum. Bu anayasa program rica ediyorum özellikle sizden ya MHP'den rica ediyorum. Şu cimeri ortadan kaldırın. Anayasaya yazın abi cimeri kaldırın ortadan. Bence de. Alkolü alan, uyuşturucuyu çeken, afyonu alan. Tabii. Akıllarınca Tayyip böyle, Bey'i ailesine yalakalık bir şey yapan. Değil mi? Böyle bir abi, buraya cimer gibi bir sistem yani Sultan II. Abdülhamit dönemindeki jurnalciler ya. Hayır, bizim dini ve sosyal yaşantımıza da çok uygun değil. İnsanı bozuyor. Jurnalleme en büyük sosyal hayatı da bozar. Bu komünist sistem taktiğidir. Evet. Sultan II. Abdülhamit uygulattı kardeşim. Ne olur? Suçlama elbette. İnsanlar hatalı davranacaklar. İnsanlar birbirlerini uyaracaklar. Hatta şikayet de edebilirler. Ama bunu ne yapacaksın? Yetkili mahkemelere ve otoriter bir şeye, yani bu işi bilene yapmak lazım. Peki, ben de şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada televizyonda konuşuyoruz ikimiz değil mi? Bir dakika pardon arkadaş, Rütük izlemiyor mu bizi? İzliyor. Savcılar, basın savcı izliyor. Eğer suç, bir yanlış varsa profesyonel suç, insanlar suç bulmak. Olsa zaten onlar yapacak. Peki senin üstüne zaten ne? görevleri onlar yapacak. Evet. Ve ahlaksız adam. Evet. Senin üstüne, niye? Çünkü yağcılık yapıyor aklınca. Evet. Ondan sonra poliste de gerçi çok beyefendi her zaman için Allah için poliste savcılarda ne zaman gitsem gerçi artık çok şey, akraba gibi olduk onlar da. Maddede çok güzel değişiklikler yapılmış ama takip etmek lazım. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? İnsana gelip bağlanıyor biliyor musun? Evet tabii, insanların dikkatine, insanların şefkatine, yani insanların yetişmesine, insanların tecrübesine bakın. Yargıç ve savcı. Hakimlik savcılık mesleği biraz da tecrübe işi hocam. Yani evet. Tecrübe işi, görme işi. Dolayısıyla bizim şu anda gerçekten eksiğimiz ne? Kardeşlerimiz tecrübesiz. Çok fazla FETÖ'den dolayı. Gencecik çocuklar yargıç olarak karşımızda oturuyor. Onları da korumak lazım ama bir denetleme ve belki de yani dikkat etme zamanındayız. Gerçekten işte yasama yürütme. Evet. İşte umuyorum ki bu anayasa taslağında bu yasama yürütme yargı. Bunlar çok net biçimde artık bir daha kimsenin ortadan kaldıramayacağı biçimde. Ki bizim Adalet Bakanımız da bu kadar dikkatli. Çok dikkatli. Bak, ben biliyorsun cezaevi izleme kurulundayım. Yani yaklaşık 5 yılımız da oldu. İkinci atamayı da yaptılar bize. Yıllardır ben cezaevlerini ve adalet sistemimizi yakından takip ediyorum. O cezaevlerimizin ne kadar sosyal ve psikolojik şeye, yani uygunluğa, yetiştirmek ve onu geliştirmek için o kadar uğraşıyorlar ki devletimiz çok yatırım yapıyor. Biz bütün dünyadaki şey ceza sistemlerinde Avrupa Birliği ve uyum yasalarına göre biz şey görev yaptığımız biliyorum. Diğer cezaevlerini filan da bizim arkadaşlarımız kontrol ediyor. Biz hangi seviyedeyiz? İnsan haklarına ve insan onuruna uygun davranabiliyor muyuz diye. Türkiye bu konuda çok gelişti. Avrupa ülkelerinin çoğundan önünde. İyi güzel ama uygulama işte insan. İşte çoğunun arkadaş, önünde. Yasayı ama yapıyorsun. Her şeyi yapıyor uygulamada. Bakın hele hele şu son pandemi sürecinde 15 yıldan azalanların tamamı evlerine gönderildi. Büyük bir rahatlama yapıldı. Ama şu var.
Evet, cezaevlerini iyi yönetebilirsiniz. İnsani olarak bunlara yardım edebilirsiniz. Ama oraya gelmeden evvel dedikoduyu, insanların hakkını gasp edecek şeyleri de engellemek zorundayız. Ben kendim yaşıyorum işte. Yani çok insan yaşadı. Kaçıncı kere ilgili savcı polis karşısına gidiyorum bu saçma sapan adamlar yüzünden. Dolayısıyla yani eğitim, tecrübe. Bu açığın bir an önce kapatılması gerekiyor. Tekrar söylüyorum, siyasetçilerin bu yargıçlar üzerinde, savcılar üzerindeki baskılarından vazgeçmeleri lazım. Bir, iki, kardeşim bak ben söylüyorum, ben çok tecrübeli bir sanığım işte. Kaç yerde gidiyor, oradan oraya gidiyoruz ifade vermeye. Benim gördüğüm büyük, en büyük sıkıntı ne biliyor musun? En büyük sıkıntı şu kardeşim. Bu adliyeler bazı cemaat ve tarikatların ne yazık ki tek elinde. Daha fazla lafı sürdürmeyeyim. Burada noktalıyım. Şimdi burada nokta. FETÖ'den kurtulduk. Başkalarından kurtulamıyoruz. Söyleyelim. Özellikle bazı her meslek devlet için hiçbir cemaatin, hiçbir grubun, hiçbir sosyal sınıfın önceliği yoktur. Bravo. Devletimiz için. Bravo. Devletimiz için olmaması gerekir. Ona sadık vatandaşların ve layık olanların, liyakatli olanların alanı vardır. Devlette herkes eşittir. Dolayısıyla hangi grup nasıl davranıyor ben bilmiyorum. Mutlaka her grup kendi içinde çok değerlidir, çok kıymetlidir. Cemaatte olsa kıymetlidir, başka gruplarda olsa yok hocam. Bak ama sözün sonunu. Kıymetlidir ama kendi içinde kıymetlidir. Devlet açısından hiçbirinin değeri, hükmü, kıymeti yoktur. Tamam, iyi. Herkesin devlet açısından cümleni iyi bağladın. Cümleni iyi bağladım yoksa buradan sıçrayacağım. Yok. Dikkat edersen yani böyle ama bir... Ama sorunu bekleyeceksiniz. Çünkü devlette asıl olan adalettir, liyakattir, şefkattir, merhamettir. Bu da kişilere ve gruplara göre değişmez. Ben her zaman bilirim. O yüzden ben her zaman bilirim ki İlyas Hoca için devlet birinci sıra. Devlet kutsal değil İlyas Hoca, yanlış anlaşılmasın. Yani devlet kutsal değil insan, ama devlet her zaman için insan önemli. İnsan kutsal. İnsan kutsal. Allah insanı en özel varlık. İnsan kutsal. Ve sevgi içinde yaratmış yani. O yüzden bizim birini birine tercih etme hakkımız yoktur. Benim bir insanı evet sevebilirsiniz. Ona yakın olabilirsiniz. Onun her şeyini bilirsiniz. Ama başkasına devlette tercih edemezsiniz. Tercih nasıl olur? Onun kabiliyeti, onun liyakatine göre tercih yapıyorum. Ben son yargılanmamda gördüm kardeşim. Cemaat savcısının ne olduğunu ben gördüm son yargılanmamda. O yüzden mesela FETÖ problem oldu değil mi? Evet. Türkiye'nin başına gelen çok yaşa. Peki ondan niye ders almadık da biz şimdi başka cemaatlere gerekli ders almıştık. Umuyorum ki Adalet Bakanı'nı bu çok güzel bir konuşma. Bakın şimdi hem Adalet Bakanımız hem Anayasa Mahkemesi çok güzel konuşma. Anayasa Mahkemesi'ne bizim tabii şeyimiz şeklen. Bizim bir muhalefetimiz var Milliyetçi Camianı. Şöyle şeklen, bizim hazırladığımız taslakta bu Anayasa Mahkemesi filan burada tartışmayla ilgili değil bu söylediğim şey. Anayasa Mahkemesi'nin vazifesine dair gelecekte bir programlama, siyaseten bir programa düşünülüyor. Düzenleme yapılacaksa, çağdaş düzenleme yapılacaksa çünkü, yapılsın. Neden? Bütün dünyada Anayasa Mahkemesi ne iş yapıyor? Bakılacak İsveç'te, orada bakıldı tamam, zaten evet. Bunlara. Tamam. Onun fonksiyonu ne? Çok yaşa. Çağdaş göre, dünya ne yapıyorsa mesela, gelişmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti onu yapacak. Yaşa. Yani bu bugünkü Anayasa Mahkemesi çağdaş değil. Onu söyleyebilirim. Ben çağdaş onu bilmiyorum. Değil. Siz çağdaş değil. Sen yani daha çok bu işleri yeni incelediğin şimdi, için biliyorsun. Şu an bunu tartışmanın zamanı değil ama. Zamanı değil abi. Biz onu zaten benimle tartışamazsın diyor, hukukçu olması lazım. Ben anlamam. Hayır şöyle. Benim anladığım bir mesele değil o. Bütün partiler sistemlerini ve anayasada hangi noktaya getirdiklerini zaten ortaya koyacaklar zamanı geldi. Çünkü ne diyoruz? Türkiye'ye gerçekten yeni bir anayasa lazım. Türkiye'ye yeni bir hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda sözleşme lazım. Okay, bu olmayınca olmaz yani. Yaşın. Bu sözleşmede Anayasa Mahkemesi'nin de yeri, Yargıtay'ın ve SYK'nın yeri de mutlaka, Diyanet'in de yeri. Toplumla sözleşme adı üstünde. Tabii yapılacaktır. Peki, yani. Bunu böyle noktalayalım. Ben bir şey daha söyleyeyim mi? Anayasa Buyur. Mahkemesi Başkanı da şunu söylemeyecek. Söyleyeyim mi? Sen bilirsin. Ben şöyle. Aynı şekilde yasama ve yürütme mensuplarının da yargıyı etkilemeye, itibarsızlaştırmaya yönelik söz tutumundan uzak durması gerekir sözü Yargıçlara söylenmiş abi bu laf. Dikkat et, siyasilere değil, yargıçların kendilerine söylüyor. Siyasilere söylüyor. Hayır hocam. Hangisi? Şu senin okuduğun cümle bir daha oku. Lütfen bir daha okur musun?
Bak ne diyor? Yargıçlara söylüyor bunu, siyasilere değil. Yasama ve yürütme mensupları. Mensuplarının da diyor. Yasama yürütme. Tamam pardon. Anladınız mı? Yasama yürütme, pardon. Ha, bu kimedir? Bu hükümete. Birisi hükümete. Diğeri de meclise. Meclise. Doğru. Bir anayasa mahkemesi başkanı. İtirazımı geri aldım. Bir anayasa. Ben de şimdi burada itiraz ediyorum. Diyorum ki bak burada sen siyasileşiyorsun. Tamam. Bunu bırak. Bunu bırakacaksın. Siyasi parti mensupları ve meclisimiz diyecek ki, çıkacak. Meclisten birileri, milletvekilleri diyecek ki, kardeşim birisi böyle bir iş yapıyorsa meclisten başka bir milletvekili veya yürütmeden birisi çıkacak, diyecek ki vazifesi olan, bakın siz böyle bir şey yapıyorsunuz ama bizim yargıçlarımıza böyle yapamazsınız. Onundur hakkı. Şimdi burada alttakinde de yargıçlara söylüyor. Şimdi yargıçlara söyleyebilir çünkü onun teşkilatı. Evet, kendileri aynı teşkilat. Kendisinin olmayan ve siyasi olan bir teşkilata bir yargıcın laf söylemesi de siyasaldır. Ama bir de unutma, davalar bunların önüne geliyor, siyasetçilerin davaları. Ne olursa davaları. Olsun. Bakın o ne olursa olsun bu Anayasa Mahkemesi üyelerimiz ve başkanı herhalde Türkiye'nin en değerli varlıklarıdır. Tabii. En değerli. En tecrübeli. Öyle olması gerekiyor. En değerli. O zaman. Son kararı onlar veriyor. O zaman veriyor demek ya. Ki o cübbeyi tıpkı üniversite hocası gibi üniversite kürsüsünde siz masanızda, değil mi? Kürsünün başında siyaset yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Yıllardır yani, hocalık yapıyorsunuz. Yapamazsınız. Orada hangi öğren isterse diyoruz. Terörist olsun, bakın. Terörist tabii. Olsa dahi, değil mi? Öğretmen, hoca onu ayıramaz. Onu ayıramaz. Aynı şeyi söyler. Hoca burada onu. Da böyledir. Tabii. Siz yargıç olduğunuz, hele hele Anayasa Mahkemesi'nde üye olduğunuz zaman söyleyeceğiniz söz bellidir. Siz kendi mensuplarınıza ve hiçbir şeyi ayırmadan herkese eşit görerek yapmanız lazım. Dolayısıyla ben de dikkat çekiyorum. Yani bu da siyasal bir sözdür. Kaçınmak lazım. Ve bu ne olur? Siz kaçınırsanız gittikçe şeyiniz, sözünüzün değeri artar. Gittikçe o kadar ağırlık kazanırsınız ki herkes, bütün camialar size aynı değerde, aynı eşit şeyde bakarlar. Bu kadar basittir bu. O yüzden eleştirdiğiniz şeyin içinde olmak da bir başka eleştiri getirir size. Bunu söylemek için burada söyledim. Okey. Yani ben... Şimdi bir şu şeyin, dünkü o küfür meselesiyle ilgili bir satır, bir cümle kurmak istiyorum. Çünkü şimdi bir türlü, içeriye geldik mi? Bir türlü, çünkü bir türlü bitirmediler. Şöyle ama bir biz şey herhalde konuşmadık. Biz hiç konuşmadık. Hiç konuşmadık. Hayır, zaten masaya da getirmedik. Başka türlü bir şey söyleyeceğim çünkü. Sonuçta bu iki siyasetçiler Perşembe günü programı kapatırken bir şey konuşmuştuk biz İlyas Hoca'yla. Dedik ki siyasetçiler, dedik. Tamam, dünya nerede yapıyor? Birbirlerine ana avrat küfrediyor, sonra sayın diye ifade ediyor. Ya vazgeçin bu dilden, demiştik. Bir gün sonra başka bir şey patladı ve üzerine geliyor. Şimdi hiç kuşkusuz ki birilerine küfretmek, birilerine hakaret etmek hiç kimse tarafından yapılamaz. Yapılmamalı. Hoş görülemez. Hiç. Ve bunlar eleştirilecekse amasız, fakatsız, çünküsüz bir kere yapılmak zorundadır. Şimdi bu bir. Madde iki. Ben bir yanlışı görüyorum. Şimdi evet, İYİ Parti kendi içinde kendi milletvekiline neyse prosedürleri, onlar tavırlarını koyacak, onu yapacak, bunu yapacak. Siyasal iktidar mensupları da karşı muhalefet partisi olduğu için anladığımız kadarıyla bu işi devam ettirecekler. Şimdi burada bu ifadeye karşı muhalefetin de geçmişte bak sizde şunu yapmıştınız. İşte bak sizde, örnek veriyorum. İşte şehit anneleri, bu dernek Pakize Hanım var, Pakize Akbaba. Ona yani karşı çok, evet, kıymet verdiğimiz. Çok. Evet. Ona karşı bak, çok şu anda o da mahkemede, biliyorum hakaretten onu da mahkemeye falan verdiler. Ne oldu ne bitti onların sonucu bilmiyorum. Şimdi başkalarına da, ya da Tayyip Bey. Bir kere küfür kültürümüze yerleşmiş. Herkes bilir ki işte sosyal medyada da yazılıyor. Çocukluğumdan bugüne kadar ben hiç küfür edemedim. Bak ben hiç küfür edemedim. Öğretmen çocuğu olunca steril yaşıyorsunuz ben, tabii ki. Ben hiç küfür edemedim. Benim kardeşim Anadolu'da çok. Benim kardeşimin ağzına küfür çok yakışıyor, küfür ediyor. Bak. Ve küfrü hiç onaylamam da. Şöyle görürüm küfrü. Acizlik diye görürüm. Karşındakine müdahale edeceksen kardeşim, küfür etmeden adam gibi kur cümlelerini, ne söyleyeceksen söyle. Şimdi siz siyasetçisiniz. Siyasetçi ne diyor?
en ağır eleştiriye bile katlanmak zorunda. Anayasa Mahkemesi kararı, yargıta içtihatları. Abi. Bak kardeşim. İki. Şimdi yani siz çok her yerde düşün binlerce karşı tabii. gelen insan. Şimdi siz çok tecrübelisiniz. Ahat Andican beyefendi de dedi ki ya bu şahsiyet daha önce Meral Hanım'a ağza alınmayacak küfürler ettiği için mahkemede yargıya. Peki biliyorsunuz bu adamın da durumunun bu olduğunu. Ben o küfreti diye siz de mi edeceksiniz? Evet aynen öyle. Onu provokatif, öyle bir şey var mı ya? Provokatif bir takım meselelere falan filan. Niye kardeşim? Niye bu tuzağa düşüyorsunuz? Tamam o şahsiyet 14 yaşında bir kardeş kaybetmiş. Şimdi 1997 yılı. Şimdi 97 mi 98 mi çok erken bir dönem. Küçük bir çocuk, çobanmış çocuk, PKK'lılar, bu ahlaksızlar. Tabii ne bunlarda vicdan var, ne çocuk tanır, ne hamile kadın, ne kadın. Bunlar gelip öldürüyor insanlar. Ya tam zamanı kalkın bir kere daha söyleyin, deyin ki ya bak bu PKK böyle bir örgüt. Bunu destekleyen siyasetçiler bir olsun bir vicdan hesabı yapın, oturun. Yüreğinizi koyun şu masanın üstüne, deyin ki bak şu küçücük bir çocuğu bile öldürüyor bunlar. Tartışmaları bunun üzerine oturtsanıza kardeşim. Değil mi ya? Normal ne güzel çerçevesi. Yani bunun üzerine oturtsanıza. Niye böyle yapıyorlar? Söyleyeyim çünkü ya işte politika dediğiniz mesele, siyasetçiler dediğiniz şahsiyetler işte dünyanın her yerinde de bu lanet iş böyle. Ondan sonra bunu alıyor, bir de seçim sürecine girdik. Hayır ya. Ama biz. Siz bunu böyle yaparak önünü bağlayabilirsiniz. Yani ben olsaydım size devam edersiniz. Yani bir hata mı? Gerçekten büyük bir hata. Evet, yani çıkarsınız gelirsiniz, ben böyle bir hata yaptım, özür diliyorum. Hem partinizi söyledi hem de. İstifa edersiniz partinizden, çıkarsınız kendine biraz dinlenirsiniz. Bir sene sonra partinize geri geçersiniz ya. Bu kadar basit. Neden böyle yapmazlar? Ya ne bileyim, ikimizin de onu o ben anlayamıyorum yani. Şöyle o psikolojiyi anlamamız için milletvekili olmamız siyasetçi lazım. Olmamız evet. lazım. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Ama ben size söyleyeyim mi? Biz tabii siz de tanırsınız. Lütfi Bey'i biz hep tanıyoruz. Çok iyi tanırım hem de. Milletvekili olarak. Çok iyi tanırım. Evinde oturup yemek yemişliğim var Lütfi Türk'ün. Yani biraz şeyi yani hem insani ilişkileri hem de şey ilişkileri şey ilişkileri çabuk sinirli. Sertlik ilişkileri evet. normal değil. Normal. Cevap verme şeyi tabii. normal şimdi değil. Bak yani orada... bunu da söylemek lazım. Tabii. Dün şimdi bakın bu bir siyasetçi bir insan bir insana yapsa bu ne olur? Siyasetçiler dikkatli tabii, olacaklar. Kendi kendine insan insana yaptı olur. Siyasetçiler birey yaptı dikkatli olur. Olacak. Siyasetçi demek hele hele milletvekili demek. Siyasetçi olur hani milletvekili seçilmemiştir. Milletin mührünü eline almamıştır. Seçilmişsin. Seçildikten sonra artık bütün sadece o zannediyor ki işte Kocaeli'nde şu kadar insanın sorumluluğu benim üzerimde. Hayır. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani 85 milyon mu olduk? 85 milyonun. 85 artı 7. 84 artı 7. 85 milyon insanın aynı zamanda sözcüsü demektir. Dolayısıyla evet bunlar içinde küfürbazlar vardır. Elbette vardır. Hepimize sosyal medyada ne küfürler ediyor. Herkes iyi insan değildir. Ama siz vekilsiniz. Vekil olunca iyi insanlar da temsil ediyorsunuz. Yani bunun demek ki vekil olmakta bir şuur, bir vicdan, bir sakinlik istiyor. Bir seviye meselesi. Sakinlik istiyor. Seviye meselesi. Sakinlik. O yüzden bakın herkes üniversite hocalarından, öğretmenden, imamlardan elbette seviye bekler. Nasıl bekler? Hocadır, öğretmendir, imamdır. Yani dini bir kimlik taşır, önderdir. Bu başka bir şey, eğitimci. Ama daha üst bir şey var. Bir de sorumlu, bütün bu toplumun her kesiminden sorumlu demektir vekil. Milletin geleceğini, insanların geleceğini çizer, geleceğini yapar veya bozar vekil. Bu kadar önemli bir müessesenin başındaki adam ulu orta. Ben siyasetçiler için de söylüyorum. Ulu orta siyasetçi konuşamaz. Ya konuşamaz. Bak konuşamaz. Şimdi Tayyip Bey'e bir tarihte bir çiftçiye ne demişti? Ananı da al git. Şimdi dikkatli olacaksınız. Özel yaşamınızda bütün gün küfredebilirsiniz. O, ne yaparsanız yapın. O sizin... Hani içinizi boşaltma mekanizmanız da olabilir, ferahlama da. Ama buraya geliyorsun. Şimdi bir de bak, artık Türk toplumunda bir konuda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Nedir bu? Bu şehit meselesi. Şimdi daha önce yani Osmanlı Devleti, bizim Cumhuriyet'in başına falan. Şehit dediğimizde bildiğimiz neydi? Savaşta,
hayatını kaybeden bu ülke için askere verilen rütbeydi. Ünvan. Değil mi? Sonra ne oldu? Sonraki süreçte toplumsal doku değişti, olaylar değişti, yapılar değişti. Güvenlik mensupları diye genişlettik mi? Genişlettik. Sonra başka bir şey yaptık. Görev şehidi diye. Bak şimdi gittikçe genişletiyoruz kardeşim. Ondan sonra işte 40 yılın üzerinde bu PKK ile boğuşuluyor. Bu sefer bu terör örgütünün öldürdüğü, hayatlarına son verdiği, kastettiği insanlar için şehit demeye başladık. O nedenle artık çok dikkatli olunması gerekiyor insanlarla konuşulurken, hitap ederken. Güvenlik meselesi. Kardeşim, şimdi ne olduğu belli değil. Şehitlik İslamiyet'te birinci büyük makam. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Evet kardeşim. Ölü sayılmıyor. Değil mi? Gazilik ikinci makam. Evet. Türk kültüründe gazilik nedir? Birinci makam. Kültürde. Çünkü hani öncüler falan diye konuşuyor. Yarın 10 Kasım'da Atatürk'ü ikimiz de konuşurken söz edeceğiz bu gazilik meselesinden, yani bu öncüler meselesinden. O nedenle artık bu toplumda konuşulurken çok ama çok dikkatli olunması gerekiyor, hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Bu konudaki düşüncemi böyle noktalamış olayım. Gerisi anladığım kadarıyla galiba yargıya falan herhalde aksetmiş. Onu takip, o yürüyüp kendi mecrasında gidecek. Efendim, bir de Kemal Bey'in dün büyükelçilere gönderdiği mektup vardı. Tayyip Bey onun üzerine de çok ağır konuştu. Kendi ülkesini işte gammazlayan, yani jurnal, evet şimdi Devlet Bey'le ilgili kısmını sana bırakacağım için ona söylemedim. Evet, aynı cümleler kullanıldı. Şimdi o mektup neyle ilgili? İstanbul Kanalı ile ilgili. İstanbul Kanalı'nı tekrar söylüyorum. İstanbul Kanalı'nın yapılması doğru mu? Kesinlikle doğru değil. O projeden en acil biçimde vazgeçildiği ilan edilmelidir. Bunu hep anlattım. Anlatmaya da devam edeceğim. Bunu, evet. Ha, şimdi burada Kemal Bey'in söylediği mesele ne? İşte zaten gürültü onun üzerine kopuyor. Büyükelçilere gönderdiği mektupta bunun nasıl bir çevre felaketine yol açacağı, bu nedenle de kendi ülkelerindeki yatırımcıların buraya bir yatırım yapmamaları gerektiği konusunda uyarı mı diyeyim? Talep, herhalde talep demek daha mı doğru olacak ifade olarak? Talepte bulunuyor. Uyarı demek herhalde burada doğru değil de. Talepte bulunuyor ki bunu engelleyin. Ha, bu bir yöntem olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Onu Kemal Bey'in kendi bileceği iş. Siyasetçi yanlış yaparsa bagajını kendisi taşır. Önümüz seçim ben süreci. Ediyorum. Sizce seçim bu süreci, şikayeti oraya mı yapmalı, yoksa bir siyasetçi, o çok da tecrübeli bir siyasetçi, artık kaç yıl oldu, çok da kongre gördü, yoksa millete dönüp millete mi anlatmalı? Şöyle yapmalı, iki şey. A şıkkı, tabii ki millete anlatmalı, anlatacak. B şıkkı, bence ben olsam CHP'nin genel başkanı, kendisinin yerinde ben olsam, büyükelçilere böyle bir mektup yazmak yerine ben olsam biraz ziyaret edersiniz. Şöyle, evet, ziyaret edip onu konuşursun. Onun ötesinde şu, ben nasıl işte televizyonlar, bütün yabancı ajanslar, herkes takip ediyor kardeşim beni. Ben kendim doğrudan doğruya buraya yatırım yapmayı düşünenler, sizlere sesleniyorum ve hitap ediyorum. Sakın, bak şu nedenden, sakıncaları bu. Yaparsanız, daha önce söylemişti bunu ama bir kere de altın çize. Yaparsanız, biz eğer seçimi kazanır iktidara gelirsek, unutmayınız ki bütün yapmış olduğunuz o yatırımın hepsi boşa gidecek. Çünkü biz bunu engelleyeceğiz ve ödemeleriniz de yapılmayacak. Bunu söyleyebilirdiniz. Ha, şimdi böyle bir yöntem yerine büyükelçilere böyle bir mektup yazılması, anlayabildiğim kadarıyla politika ortamında seçim sürecine giderken bu bir karşılıklı çıtayı yükseltme manevrası. Hangisinin aleyhine bu dönecek, bize zaman gösterecek. Düşüncelerim budur efendim. Sayın komutanıma arz ettim düşüncelerimi. Estağfurullah, yani biz hocayız. Allah hocalıktan da ayırmasın. Aynen güzel öyle. Şey dünyanın en büyük mutluluğu öğretmen şey olmaktır. Evet, öğretmenlik çok onun için şey. Evet, aynen öyle. Biz hem İlyas şimdi, Hoca hem ben çok şanslıyız çünkü öğretmeniz. Şimdi hukuktan geldik. Hukukta tabii ikimiz de, çözüm de aynı zaten. Bir an önce eksiğimiz neyse hukukta, Sayın Adalet Bakanımızın söylediği gibi. Şu sayın sözcüğünü kullanmam ya. Tabii. Kullanmasak ne iyi olacak. Yani çünkü artık yarın, çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Yarın öbür gün öyle bir gereksiz birisi için de kullanırsak ki var ya. Sayın kelimesi biliyorsunuz Moğollarda, bugün okudum veya dün gece okuyordum bu
Hüseyin Cahit Yalçın'ın tercümesi var. Türk tarihi diye 3 ciltlik. Bir yabancı bir araştırmacının. Orada şeyde sayın çok üst makam Moğolların bir şey komutanlık yaşa. Evet. Orada tesadüfen siz hep söylerken ben dikkat ettim. Yani sayın ne manasındaymış diye. O yüzden oradan ağzımıza. Bülent Ecevit'in kullanma sebebi de o, biliyor musun? Yani gelmiş. Birileri o herhalde Hüseyin Cahit Yalçın tercüme ederken herhalde bilgilendirmiş. Çok okuyan birisi. Dolayısıyla bizim en önemli meselemiz bu kalkınmanın da temelinde, ekonominin de temelinde, insanın onurunun da temelinde ve bence milletlerin refahında da eğer özgürseniz, devletiniz bir hukuk düzeninde işliyorsa korkmayın. Paraya pula ihtiyacınız yok. Huzurunuz vardır ve o para sizi, ve o ferahlık, o rahatlık ve o aydınlık gelecek sizi bulur. O yüzden derler devletin ana nüvesi nedir konuşuyor? Adalettir. Adaletle neyle olur? Hukukla olur. O yüzden sonuna kadar hem Anayasa Mahkemesi Başkanımız hem de Sayın Adalet Bakanımızın söylediği şey çok doğru. Ama doğrular söylemekle olmuyor. Herkes doğruları söyler. Ne bekliyor insanlar? Uygulama ve takip bekliyor. Bunun peşinde olsunlar. Takibini yapalım. Meclisimiz takibini yapsın. Ne bileyim kurumlarımız takibini yapsın. Ve bu işten el birliğiyle çıkalım. Bunda hiçbir ekleyeceğim veya size itirazda bulunacağım bir şey yok. Ben sadece itirazda bulma sebebim. Hukuk durağan bir şey değildir. Değişmez maddeleri vardır biliyorsunuz hukukun. İslam hukukunda da öyledir. Allah'ın kanunları da değişmez var. Değişenler var. Sosyal hayatımız her gün değişiyor. Değişebilir ve güncel şartlara göre, yani batıda devamlı gelişiyor, bizim toplumumuz da gelişiyor. Ona göre hukuk kuralları devamlı gelişir. O değişmeyi de göz önüne alıp pratik şekilde onları değiştirip insana ne vermek lazım? Alan vermek lazım. Devamlı yargı paketleri yapmak lazım. Devamlı insanın alanını genişletmek lazım. Biliyorsunuz artık uzay çağı. Yani uzay çağına göre uzay hukukundan başlayabilirsiniz yani. Teknoloji çağı. Mesela yapay zeka, yapay zekayla sosyal medya. O kadar çok şey değişiyor. O kadar değiştirmek lazım. Devamlı bunları kontrol edip değiştirmek lazım. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı bağımsız ülkelerde nasılsa hemen değiştirmek lazım. Bu bir tabu değil ki. Yani bir şey değişmez, korkmayın yani. Orada ne kadar fazla insan varsa o kadar iyi olur. Korkmasın yargıçlar yani. Tamam. Üniversite sistemi de böyle. Tabii HSK'yı da değiştirecekler. HSK'nın yapısını da değiştirecekler. Meclisin bu haliyle doğru mesela değil. Mesela bana sorsanız değil mi? Şimdi yeni şey, meclisin HSK seçimlerinde ve değil mi? Diğer seçimlerde yetkisi ne yapacaksın? Kaldıracaksın. Hayır, yetkisini kaldıracaksın. Yani artırabilirsin. Kaldıracaksın. Kardeşim HSK'nın seçimini bırakın. Hakimlerin bak, kendilerine bırakalım. Tamam bırakalım. Hakimlere, savcılara bırakalım. Ben itiraz bırakalım. Etmiyorum. Bak, yaşa. Bak itiraz etmiyorum. Partilere niye kontenjan verilir ya? Bak itiraz etmiyorum. Nasılsa hukuki düzen, nasıl iyi çalışıyorsa. Çağdaş dünya neyi yapıyorsa. Neyi yapıyorsa onu yapacaksın. Anlatabiliyor muyum? Çağdaş. Denenmiş ya. Hiç kimse yeni bir şey yaşa, keşfetmiyor. Yaşa, Amerika'yı ya. Keşfetmeye çalışmayın. Yeniden keşfetmeye ya. Gerek yok yani. Önemli olan açık olmak. Tamam her şeye. Bir sistem getiriyoruz biz. Sanki babamın YÖK'ü getirdik, bir türlü değiştirmiyoruz. Yani mesela diyor, üniversiteyi kuruyoruz öyle kalıyor. Kardeşim dünya değişiyor ya artık yani. Sistem. Şimdi biz Milli Eğitim Kanunu getiriyoruz. Bir program koyuyoruz. O program 1947'de Amerikalı bilmem ne yazmış. Hala program devam ediyor kardeşim. Tarih anlayışı hala aynı anlayış yani. Bir türlü milli manevi, bir Türkiye'ye uygun. Dil anlayışı hala din anlayışı. Bırakalım şöyle yapalım. Modern çağ ne istiyor? Bizim milli ve dini ve anevi denir ya. Hani geleneksel kültürümüz nedir? Onu bozmadan, onu güçlendirir. Çünkü farklılık olacak her millette. Ama Atatürk'ün dediği gibi, onu da analım. Muasır medeniyet neyi gerektiriyorsa onu da yapmaktır çağdaşlık. Yani her zaman açık olacağız. Her şeyimizi değiştirelim demiyoruz yani. Ama ya çağdaş yok demişken dur. Geçen pazar mesela dedim dur çok doğru bir şey dur. Pazar günü tanık olduğum bir şeyi YÖK başkanını anlatıyorum şu anda olayı. YÖK başkanımız çok dikkatlidir her zaman söylüyorum. Ona kendilerini anlatıyorum. Evet çok dikkatlidir. Bak, çok bu konuda lütfen, hiç taviz vermez. Bak, her eksiği görür. Bir şey söyleyeceğim. Anlatıyorum şimdi kendisine. Tanık olduğum olaya bak ya. Güzel Sanatlar Akademisi'nde birisi doçentlik sınavına girecek. Birisi. Babası piyasadan modern resim tablo topluyor. 10 adet verilecekmiş. Dikkat, kendisi değil. Çerçeveciler var ya, bildiğin çerçeveciler. Onlardan para vererek
çocuğu o jüriye girecekmiş. Niye efendim zamanı yokmuş da çocuğu, oğlu onu yapamamış. Dikkat şimdi, 10 taneyi topluyor. O jüriye götürüyor. Jüriden çıkacak o çocuk. Doçent olacak. 5 sene sonra da profesör olacak. Sisteme bakar mısın, sisteme? Bunun gibi yüzlerce, binlerce örnek var bu ülkede. Şimdi bak bizde... Onun için YÖK Başkanı'na buradan sesleniyorum. Bilemem, bununla diyecek ki yahu Erol Hoca konuşuyorsun, iyi güzel, bu bireysel. İnzibat mıyız, jandarma mıyız, insanları takip edecek? Hayır. Demek ki sisteminizde bir büyük problem şimdi var ki... Şimdi şöyle bir problem oluştu. Doktora ben da doçentlikte şöyle bak, bu rezillik Erol yapılıyor. Hocam, sizden sonra şöyle bir sistemde problem oldu. Biliyorsunuz biz de sizin döneminde, bizim dönemimizde... bizim dosyalarımız önce şeye giderdi. YÖK'e gidiyor. Dosyayı veriyoruz. 5 tane jüri. Evet. Bir 7 jüri olur. İkisi yedek olur. Bu jüriler dosyamıza bakar. Teknik olarak ve şartları sağlayıp sağlamadığımıza karar verir. Çok güzel. Zaten orada bizi görmüyorlar. Görmedikleri evet. için uzaktan kontrol. Bir birinci aşamaydı. İkinci aşamada doçentin yeterli olup olmadığı için sözlü jürisi kurulurdu. Sözlü kalktı son 2-3 senedir, kaç senedir. Sadece bu yazılı. Şöyle bir problem çıkıyor şimdi. Kimse görmediği için, öğrenciyi de tanımadığı için, öğrencinin sadece bilim değil, doçentim, hoca olmak biliyorsunuz sadece bilim değil aslında. Bu eksikliği inşallah YÖK'ümüz, çok hoca arkadaşımız, tecrübeli hocalar gerçekten muzdarip bunda. Buradan dile getirelim. Yeniden sözlüğü geri getirmek lazım. Niye? Hocamıza güveneceğiz. Evet. Biliyorsun o zaman da çok haksız, sen de başına gelmiştir. Jüri üyeleri sırf nefretlerinden dolayı insanları eziyet ettiler. Ya doktora evet. da belimden su aldılar. Faruk Sönmezoğlu kulakları çınlasın. Çok saygı duyuyor. Çok değerli siyasi. Yani iki tarafında şeyi var yani. Tabii ne oldu biliyor musun, söyleyeyim sana. Toktamış hocayla bunlar dalaşmışlar çünkü bölüm ayrılmış. Arkadaş bu işin ortasına düştüm. Doktora Allah dur bir, Allah gani gani rahmet amin. Eylesin. Toktamış hoca evet. benim için Allah baş tacı. Evet. Faruk Hoca da öyle. Eline kimse su dökemez. Çok önemli bir evet. akademisyen. Bak şimdi ikisi dalaşmış. Tam ortalarına düştüm. Birinci jüriden ne diye döndürdü biliyor musun Faruk Hoca beni? Türkçe yazım hataları var tezde. Dediğinde 8 kitabım yayınlanmış, 20'nin üzerinde radyo oyunu falan. Kendisi de biliyor. Ama hocalık böyle bir şey. Ya hocalık... Ama onun faydası vardır. Nedir? Olgunlaşsın diye yapıyorlar bizim hocalarımız. 3 ay sonra. Allah selamet bak şimdi, etsin. 3 ay sonra yeniden girdim. 15 dakika sürdü biliyor musun? Şimdi ben de sana dakika. Bir anekdot zaman, anlatayım mı? Benim artık 7. sene doktora yapıyorum. 7. sene dolmuş. 7 sene yapmış. 7 sene. 7 sene. Of, ama var ya doktora da 10 bine yakın. Kilise belgesi kullanmış. Seninki de 7 sene. Yani tabii hari geliyor geliyor. Allah selamet versin. Allah rahmet eylesin. Halil Açıkgöz vardı. Belki duymuşsundur. Duydum. Cemil Meriç'in de sekreterliğini yapmış bir büyük abimiz. Benim hoca da ona emanet etti. Ben Halil abi de çok şöyle çok titiz adam. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Neyse bitti artık test, tamam mı? Okudu onu şeyle okurdu rahmetli. Gözleri de görmüyor ya, tek tek öyle okurdu. Okudu bitti. Mükemmel olmuş dedi. Büyüteçli okudu. Tabii tabii. Mükemmel olmuş dedi. Abi dedim savunalım artık. Dur büyüteç değil, pertavsız. Pertavsızla okuyor. Bana ne dedi biliyor musun? Hayır dedi, savunamazsın. Ne oldu abi dedi, demlenmesi lazım. Ne kadar? İşte 6 ay. Bir sene olsa iyi olur ama bir sene sen bunu kapatacaksın. Biz hiçbir şey yapmayacağız. Bir sene sonra gelip bakacaksın. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Şimdi kim çekiyor bu çileleri? Var mı bir tane? Yani şimdi bak bunlar hep, ama bak biz o zaman kızdık. Yani çok kızıyorduk. Hani öğrendiğiz, bitsin istiyoruz. Ama sonra anladık ki aslında bir yöntem insanları olgunlaştırma ve iyi yetiştirme yöntemi. Tabii. Bunu anladık. Bak öyle yapmasalardı şimdi evet. bu İlyas Hoca olur muydu? Evet. Anlamıyorsun o zaman. Hocalık bu. O aslında bir tabii. eğitim. Onun için YÖK Başkanı'na şimdi, sesleniyorum. Şimdi ben Sayın YÖK Başkanıma Başkanına çok da seviyorum. Başkanım çok kıymetli bir akademisyen. Ben tanımıyorum kendisini. Ben hiç tanımıyorum. Yani, ben bireysel olarak çok önemli değil benim için. Bireysel tanımak çok önemli ama yayınlarıyla çok önemli bir insan. Hem iktisat tarihçisi hem Osmanlı. İyi güzel, peki o zaman hiç uluslararası şöyle, yayınları olmayan rektörleri nasıl getirdiler üniversitelere? Kendisi o kadar değerli hocaysa. Şimdi yeni oldu ama. Daha önce de bir rektör yardımcısı. Neyse. Peki. Şimdi hadi şöyle. Neyse. Demek ki burada bir eksikliğimiz var bizim hoca yetiştirmede. Görmedik. Benim başıma geliyor. Şimdi ben doçent olarak karar vermek zorundayım. Öğrenciyi tanımıyorum. Nasıl yaptığını bilmiyorum. Konuşmam lazım. Gerçekten yetkin mi değil mi? Konuşmadan bak, kağıt üzerinde adam başkasına parayla yazdırır getirir. Tamam ya. İşte bak ne anlatıyorum sana ya. Babası topluyor. Babası. Ya yapar.
Çünkü ya başkalarını da hatırlasan işte en iyi sen biliyorsun ya. Kimse işe yapmayalım da yani. İntihal intihal evet. Tezler başkalarına yazdırılmış yani olanlar. Demek ki bu bir neyse bu bir, sen, bu tamam. Bir eğitim problemi. Bunu burada dile getirdik. Evet, Türkiye'nin önemli dertlerinden birisidir bu. YÖK başkanına seslendim. Demek ki hukuktan bu da liyakatla ilgili bir şeydi, o yüzden dile getirdik. Aynen, İkincisi aynen. Bugün biliyorsunuz grup toplantıları evet. Vardı. Yine Milliyetçi Hareket Çocuklar, Partisi. Kaç dakikamız kaldı ona göre söyleyeyim hocaya ben. 5 dakika. 5 dakikamız mı kaldı? Çabuk bitirdik yine. Neyse peki. Tamam, bize yarın, söz vermeyi ver. Hoca yarın devam eder. Ya hocalık olunca böyle oluyor. Evet. Yok, ben mutluyum bugün siz konuştunuz zaten. Şekilde. Biraz da yorgunum belli oluyordur. Sevgili lütfen. Seyircilerimizden özür diliyorum. Tabii bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı vardı. Önemliydi söylenecekler. Niye? Siz söylediniz karşı tarafın hem önemli konularını hem CHP'nin gündemini hem biraz İYİ Parti'nin gündemini anlattınız. Ben de Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündemi Atatürk'le başladı. Hı hı. Atatürk'le ilgili yarın konuşacağımız için evet. Bugünden bir şey söylemeyeceğiz. Yarınki programda yalnızca onu konuşacağız. Bizim, 10 Kasım. Türk milletinin varlığı ve bekası bizim için çok önemli. Hı hı. Diğerlerinin hepsi teferruat. Çok önemli bir şey söyledi aslında. Bugün bence hangi cümle o? Çok önemli. Üçüncü sayfayı açabilirsen. Açtım. Neydi o? MHP Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir dedi. Ya herkes bunu cümleyi konuşuyor biliyor çok musun? Önemli bir herkes cümle. Bu cümleyi konuşuyor. Neden? Çünkü daha şeyi baştan dinleyenler anlamıştır. Bütün metni baştan aşağı okuduğunuz zaman şu gerçek ortaya çıkıyor. Dile de getiriyor Sayın Bahçeli bunu. Diyor ki muhalefet gerçekten görevini yapmıyor. Tek tek de örnek veriyor. Muhalefetin görevi şudur. Türkiye diyor ki aslında demokrasilerde iktidar partisinden daha önemli şey mevki ve makam muhalefet olmaktır. Kesinlikle doğru. Neden diyor? Kesinlikle bak onu doğru. Açıklamış. Diyor ki iktidar her türlü sistemde vardır. İktidar olmak her türlü sistemde. Bey de olsan, Hakan da olsan, demokrasi ya de olsan. Faşizm de olsa. Her şeyde olsa, iktidar var. Diktatörlük de olsa. Muhalefet ancak demokrasilerde vardır. O kadar kıymetli. 3 dakika varmış. Yani o kadar kıymetli. Yarın ama buna devam edeceksin. Yarın devam edemeyeceksin. Perşembe konuşacağız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi mesela muhalefet yaptığını şöyle bir tanımlama yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi olarak onu söylüyor. Misyon olarak gerçekten çok önemli. Cumhuriyet'in kuruluşunda da çok önemli bir parti ama bu işlevini yıllar geçtikçe kaybetmiş ve artık işlevini yerine getirmiyor. Çok tehlikeli bir cümle ne biliyor musun? Diyor ki CHP böyle giderse siyaset çöplüğüne gidecek. Bu dehşet bir cümle bu. Ama neden söylüyor bunu? Bak neden söylüyor? Mehmet Barlas böyle bir yazdı biliyor bakın, musun? Bakın. Evet yazdı. Şimdi Sabah neden? Gazetesindeki köşesinde. Bak size köşesinde. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Aslında CHP'nin yapmış olduğu savrulma... Ama bu çok yanlış bakın, ama yani. Bakın, analiz şöyle yapalım. Ben bu sözlük dursun orada. Yani siyasilerin söyledikleri şöyle dursun. Biz şimdi bir tarihsel, ikimiz tarihsel bir analiz yapalım. Yarın da devam ederiz. CHP'nin aslında evrensel sosyalizm yani ya liberalizmin bir diğeri. Bakın şey değil. Burada bir fikir yok. Siyasi fikir yok. Dünyadaki liberal var ya sağ liberal, sol liberal fark etmiyor. Alparslan, rahmetli Alparslan Türkeş beyefendi, Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, demişti ki milliyetçiler yani ülkücüler sağ liberalizmle yani sağcı liberalizmle hesaplaşmadan iktidar olamazlar. Yani ideallerini yerine getiremezler. Böyle bir cümlesi vardı. Bu CHP için de geçerli. Sadece sağ siyaset için geçerli değil bu Türkiye'de. Sol siyasette aynı. Liberalizm ikisinde de sol liberalizm fark etmiyor. İkisinde de para ve ikisinde de menfaat. Ve menfaatin hırsın haddi hesabı yok. CHP'de böyle oldu. CHP belli bir dönemden sonra kendini iktidar yapabilmek için her türlü menfaat kapısını açıyor. Bu siyasi menfaat. Parasal anlamda söylemiyorum. Ne yaptı? Hatırla geçmişte SODEP olayını hatırlıyorsun. Meclise birilerini taşıdı. Peki bu taşıdığı insanları... Deplilerden söz ediyorsun. Deplilerden söz ediyorum. Bu, sen bunlarla beraber bir siyaset teorisi kuruyorsun ama getirdiğin insanların
toplumda karşılığı nedir biliyor musun? Şimdi bak bunları sonra konuşalım. Konuşacağız. Anladım. Tamam. Karşılığı bunları nedir? Perşembe konuşalım. İkincisi aynısını CHP. Çünkü çocuklar bak. Tabii tabii. Horon tepiyorlar kulağımda. Aynısını, şu anda horon tepiyorlar. Şurada bırak. Aynısını şu an CHP denenmiş bir şeyi HDP ile yapıyor. Peki perşembe konuşacağız. Bu kadar kalsın. Dolayısıyla tamam, bu söylenen söze de haklılık payı veriyor. Peki efendim. Efendim yarın 10 Kasım her ikimiz de yarın Atatürk'ü konuşacağız. İlyas Hoca ben hani ne ricada bulundum Türk kendisinden. Çok az üzerinde durduğumuz bir konu. Türk dünyasıyla olan ilişkiler. Atatürk'ün Türk dünyasıyla olan ilişkileri. Hazır karşımda Türkiye'nin bu konudaki en önemli uzmanını bulmuşken hem benim kendim de bilgi eksikliğimi gidereyim. Ben kendim bu şeyle de ilgili tabii. Misak-ı Milli'yle de. Tabii tabii onları da konuşacağız. Partileşme her şeyi konuşacağız Atatürk'ü. Kendi penceremden de. Kapatmadan çünkü ömrümün 25 yılı geçti yazmak için biyografisini. İlyas Hoca kapatırken de mesajını versin efendim. Lütfen sevdiklerimizi korumak için dostlarımız bizi seyredenler, seyretmeyenlere de söylesin. Lütfen aşı olun. Evet aşı aşı aşı. Başka yolu yok.